Merhaba arkadaşlar. Newton'un hareket yasaları test 4'te beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım arkadaşlar. Şimdi F kuvvetiyle cisimler itiliyormuş arkadaşlar. X, Y, Z cisimleri var. Ben bunların ağırlıklarına kütlelerini 2, 5 ve 3 kilogram diyeceğim. Şimdi sürtünme katsayısı K olan düzlemde Y cisminin Z cismine uyguladığı, yani bu neyi sormaktadır arkadaşlar? Etki kuvvetini sormaktadır. N kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlıdır, değil, bağlı değildir diye sorulmakta. Arkadaşlar bir kere biz F eksi F sürtünmeyi sistemin kütlelerinin toplamı çarpı X, Y ve Z'nin bunun sistem ivmesiyle bulunabileceğini biliyoruz, değil mi? Yani vektörel fark eşittir MX, MY, MZ toplamları çarpı A sistem. Yani F eşittir MA bir yerde. Bu taraf tabii ki F neti vermekte. Şimdi değeri F olarak ben 100 vereyim. F sürtünme kuvveti olarak da arkadaşlar bunların toplamı hepsinin toplamı ne edecektir? Sonuç olarak 10 Newton edecektir. K'yı da ben 0,5 verirsem eğer F sürtünme ne çıkacaktır arkadaşlar? 50 Newton çıkacaktır. Bunu bu şekilde yapalım. Bir kütlelerimizin toplamı ne etti? Üçünün toplamı 10 etti çarpı A sistem. Buradan A sistem ne çıkacaktır arkadaşlar? A sistem 50 eksi 10'dan 5 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Şimdi bu 5 metre bölü saniye kareyi kullanarak arkadaşlar ben F Y'nin Z üzerine etki ettiği kuvveti F Y Z dedim. Eksi 30 çarpı 0,5 dersem. Çünkü neden? Burada bir sürtünme kuvveti de var aynı zamanda ve karşı gelmektedir. Dolayısıyla 30 çarpı 0,5 diyorum. Bunun neye karşılıktır? MZ çarpı A sistemdir. Yani çarpı 5'e karşılık gelmektedir. MZ'nin değeri nedir arkadaşlar? 3 çarpı 5'tir. Eşittir. Bu tarafın değeri neydi arkadaşlar? Burası da eksi 15'ti. FYZ. Yani buradan FYZ ne çıkmaktadır? 15 artı 15'ten 30 Newton çıkmaktadır. Şimdi sürtünme kuvvetini ortadan kaldırıyorum. Yani sürtünme katsayısı olmadığını düşünelim. O halde bunu tekrar buraya yazarken ne olarak yazacağım? 100 eşittir 10 çarpı A sistem diyeceğim. Buradan A sistem ne çıkacak arkadaşlar? Bu sefer 10 metre bölü saniye kare çıktı. Bakın şimdi ne yapacağım? Bu sefer F kuvveti FYZ gene etki etmektedir. Ama bu sefer karşıdan bir direnç gelmemektedir. Yani sürtünme kuvveti yoktur. O halde bu neye karşılık gelecektir arkadaşlar? Sadece Z'nin kütlesi yani MZ çarpı A'ya karşılık gelmektedir. A sisteme karşılık gelmektedir. Bizim kütlemiz nedir arkadaşlar? Z'nin kütlesi 3 çarpı A. Bu neye karşılık gelecektir? 30 Newton'a karşılık gelecektir. Bakın gördünüz mü? Her iki şekilde sürtünme katsayısını kullanmadığım zaman gene de tepki kuvveti 30 Newton olarak eşit olarak çıkmıştır arkadaşlar. Yani sonuç olarak sürtünme kuvvetine bağlı değildir diyebiliriz. Burada her birinde X'e, Y'ye ve Z'ye bağımlılık görülmektedir. Tabii ki uyguladığımız kuvvete de bağımlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sadece sürtünme katsayısına bağlı değildir diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Hem ivmeyi hem de ip gerilmesini soruyor. Şimdi ip gerilmesini hesaplamadan önce tabii ki ilk önce F eşittir MA'dan önemli formülümüzden neyi bulalım? Bir ivmeyi bulalım mı? Bulalım. 30 eşittir. Kütlelerin toplamı 5 artı 1. Buradan A ivmesini kaç olarak bulacağız arkadaşlar? 5 metre bölü saniye kare olarak bulacağız. Peki şimdi ivmemizi bulalım. Burada da aynı ipte aynı gerilme vardır, değil mi? Şimdi bir 5 kilogramlık için bir hesaplayalım. Bir de bir 1 kilogramlık için sağlamasını yaparız arkadaşlar. Şimdi hangisi büyük? 30 T'den büyük olduğu için tabii ki sağa doğru gelebilmektedir ve sürtünme yoktur. O halde 5 kilogram için yazalım. 30 eksi T onun üzerinde etki eden yani 5 kilogramlık cisim üzerinde kütle üzerinde etki eden kuvvetlerin miktarlarıdır. Bu neye eşittir? 5 çarpı A sistemin ivmesine eşittir. Buradan da T eşittir. 30 eksi 25'ten T eşittir 5 Newton olarak çıkar. Bir de 1 kilogramlık için hesaplayalım arkadaşlar. Bakalım orada da bir sağlama yapalım. T neyi hareket ettirecektir? Buradaki 1 kilogramlık cismi bu tarafa doğru hareket ettirecektir.
O zaman t eşittir m çarpı a'dan, onun için yapalım. Yani 1 kilogramlık için t eşittir 1 çarpı 5'ten t eşittir gene 5 Newton olarak çıkar arkadaşlar. Yani her iki taraftan da sağlamasını yapmış durumdayız. Dolayısıyla ivmemiz 5 iken ip gerilmemiz de 5 Newton olacaktır. Yani 5'e 5 E şıkkıdır diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, üçüncü soru arkadaşlar. Şimdi bir x, y cisimleri varmış. Sürtünmesiz makaraya bağlılar. Burada da tabii ki ip gerilmesi T'dir. Şimdi ip gerilme kuvvetinin T olduğuna göre 3 durumu da bize soruyorlar. Hangileri doğru olabilir diye. Bunu iki aşamada inceleyebiliriz arkadaşlar. Bir sürtünmeli inceleyelim. Bir de sürtünmesiz inceleyelim. Sürtünmeli incelersek tabii ki ters yönde bir sürtünme kuvveti etki edecektir. F eksi F sürtünme eksi T eşittir ne olacaktır? My çarpı A'nın ivmesi olacaktır. Dolayısıyla buradan F büyüktür T olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sürtünmesiz dediğimiz zaman arkadaşlar, sürtünmesiz, hemen bunu da yazalım. Burada iki ayrı durumda tabii ki ele alıyoruz. O halde ne olacaktır? F eksi T burada My çarpı A sistem olacaktır gene. Bu durumda da, ikinci durumda da F'nin T'den büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani her halükarda da F T'den daha büyük olacaktır. Yani yanıtımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Özdeş cisimlermiş. Ben bunların hepsine 2 diyorum. Bunları da 2 diyorum. Ve bunu aşağıya olan kuvvetine 20 Newton diyorum arkadaşlar. Sürtünme kuvveti de sabit hızla hareket ettiklerine göre sürtünme olduğunu düşünerek buralara hepsine 10 Newton değeri diyorum arkadaşlar. Buraya da 10 Newton değeri diyorum. Çünkü 20 Newton'la sürtünme kuvvetlerinin toplamı birbirine eşit olmalı gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aralarındaki ip koparsa arkadaşlar X cismine etki eden cisim sadece kuvvet hangisi edecektir? Sürtünme kuvveti etki edecektir. Sürtünme kuvveti yavaşlatıcı bir etki meydana getirecektir. Dolayısıyla AX ivmesini bulurken nasıl bulacağız? F sürtünmesi bölü onun kütlesi olarak bulacağız. Sürtünmesi neydi? 10 Newton'du. 10 bölü 2'den 5 metre bölü saniye kare olarak X'in ivmesini bulacağız. Peki Y'nin ivmesini bulurken nasıl bulacağız? O zaman da AY'yi de şöyle bulabiliriz. AY'ni ne olarak bulabiliriz? Tabii ki Y ile Z'nin artık ip koptuktan sonra neleri eşittir? Sistemsel ivmeleri eşittir. Onu bulurken de 20 eksi direngen kuvvet sadece Y'nin sürtünme kuvveti olduğu için 10 yazabiliriz. Toplam kütleler nedir? 2 ile 2'nin toplamı olarak yazıyoruz tabii ki. Sonuçta buraya 2 artı 2 yani 10 bölü 4'ten 2,5 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Yani çarpı 2 ile gittiğimiz zaman AY'nin ivmesi Y'nin X'in yarısı, yani X'in ivmesinin büyüklüğü Y'nin 2 katı olabiliriz diyebiliriz. X yavaşlayan hareket yapar mı? Tabii ki 5 metre bölü saniye kare aslında bunun nesidir arkadaşlar? Sürtünme kuvveti eksi 10 dediğimiz için eksi 5 metre bölü saniye karedir. Yani sonuç olarak sürtünme kuvveti yavaşlatıcı bir etki yapacaktır. X yavaşlayacaktır. Z düzgün bir hızlanan hareket yapacak mıdır? İp koptuktan sonra tabii ki 2,5 metre bölü saniye kare ile düzgün hızlanan bir hareket yapacaktır. Dolayısıyla 1 de doğru, 2 de doğru, 3 de doğrudur arkadaşlar. E şıkkıdır ve diğer sorumuza geçebiliriz. Evet, 5. sorudayız arkadaşlar. Böyle bir sistem verilmiş. Yargıların hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. İlk önce K ve L için bir yazalım mı? K'yı sağa doğru çeken nedir? T eşittir. MK çarpı A ivmesine sahiptir. Tabii ki hepsi birbirlerine bağlı oldukları için sonuç olarak ivmelerin hepsi eşit olacaktır. L'ye etki eden neler vardır? 2T ile T vardır. Dolayısıyla farkını almak durumundayız. Bunun ML'si çarpı A'sıdır. Sonuçta bunları taraf tarafa oranladığım zaman A'lar birbirini götürmekte. 2T eksi T farkı. Yine bunu biraz daha düzgün yazalım. 2T eksi T farkı da T olduğu için yukarısı MK, aşağısı da ML olacağı için kesinlikle söyleyebiliriz ki MK eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? ML'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna kesin diyebiliriz arkadaşlar. Peki N'nin kütlesi L'den büyük müdür diyebilir miyiz? Çünkü bunu aşağıya çeken kuvveti bilemediğimiz için
Bununla ilgili kesin bir yorum yapamayız. N ve L'nin kütlelerinin eşit olduğuyla ilgili de bir bilgiye sahip olamayız. Çünkü N'nin 2T'den ne kadar büyük olduğuyla ilgili bilgimiz yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla N ve L'nin kütleleri de eşittir bilgisine kesinlikle ulaşamayız. Ama bildiğimiz tek doğru var ki K ve L'nin kütlelerinin eşit olduğudur. Yani cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 6. soruya geçiyoruz. Evet, 6. soruya geldik arkadaşlar. Cisimlerde ok yönünde sabit hızla hareket ettiklerine göre kütleler arasındaki ilişkiyi sormaktalar arkadaşlar. Buna GZ diyorum. Buna da GX diyorum. Buna da sürtünme kuvveti dedi diyorum. Neden sürtünme kuvveti? Çünkü sürtünme olduğu söyleniyor. GZ'nin GX artı F sürtünmeden ile eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan Z'nin kütlesinin X'ten büyük olduğu çıkar arkadaşlar. Yalnız Z ile Y arasında bir ilişki kuramayız. Sadece sürtünme kuvvetinin değerini sonuçta arkadaşlar bilebiliriz. Sürtünme kuvvetinin değeri X ile toplamıydı zaten, onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bununla ilgili bir kesinlik söyleyemeyiz. Yani şöyle diyebiliriz. Buna 4 diyebiliriz. 4 kilogram, buna 3 kilogram, buna 1 kilogram diyebiliriz. Sonuçta bu 2 kilogram da olabilirdi arkadaşlar veya 4 kilogram da olabilirdi. Sürtünme kat sayısı ona göre değişebilirdi. Dolayısıyla tam kesinlikle bir bilgimiz yok olamaz. Y ile X arasında da bir ilişki bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü diğer dediğim gibi farklı farklı değerler vererek aynı sonuca ulaşabiliriz. Yani mühim olan GZ eşittir. GX artı FS eşitliğini yazabilmektir arkadaşlar. Bunu yazacak tabii ki bir sürü değer sahibi olabiliriz. GZ'nin X'ten büyük olduğunu rahatlıkla söyledik. Cevabımız dolayısıyla A şıkkıdır diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet, 7. soruya geldik arkadaşlar. Özdeş cisimlermiş. Ben buna M diyorum, buna da M diyorum. Bunun aşağıya doğru nesi vardır arkadaşlar? MG'si vardır, yani 10M'i vardır. Dolayısıyla T'ye de 10M diyebiliriz. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi ipi keseceğiz, duvara bağlayan ipi. Bu ipi kestikten sonraki İvmesini bir bulalım mı? Bulalım. Aşağıya doğru etki eden kuvvet hangisidir arkadaşlar? 10M'dir. Bunu neye böleceğiz? İki tane M'in toplamına böleceğiz. Yani M toplamlar K ve L'nin toplamları 2M ettiği için. Buradan ne çıkacaktır ivmemiz? 5 çıkacaktır. Şimdi şu aralarındaki ip kelimesine de ben buraya T üssü diyorum. Dolayısıyla K cismini bunun için hareket denklemini yazmak istediğimiz zaman T üssü eşittir. Ne diyeceğiz? Bunun kütlesi yani M çarpı A diyeceğiz değil mi? A'mız da 5 olduğu için eşittir. T üstü eşittir. 5M olacak. Peki T'yi ne olarak biliyorduk? T'yi de 10M olarak biliyorduk. Peki bunları taraf tarafa oranlarsak ne olacaktır? 1'e 2 oranı çıkacaktır. Buradan T üstü eşittir. T bölü 2 değerine ulaşacağız arkadaşlar. Yani K ve L cisimlerin arasındaki ip gerilmesi 1 bölü 2 T olacaktır. Tekrar etmenizi, tekrar baştan dinlemenizi rica edeceğim arkadaşlar. Güzel bir soruydu. 8. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, özdeş cisimlerimiz var. K, L, M cisimleri. Ben bunları 2, 2, 2 diyorum. Sonuç olarak bu tarafa doğru 40 Newton olacaktır. Bu tarafa doğru da 20 Newton olacaktır. Sistem bu tarafa doğru hareket edecektir arkadaşlar. Sonuçta burada da T2 olduğuna göre T2 büyüktür M olacak ki sistem saat yönünün tersine dönsün arkadaşlar. Sonuç olarak T2 gerilmesi de K ile M birbirine eşit olduğu için T2'nin rahatlıkla K'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sadece buraya dikkate alalım. Burada K büyüktür T1'den ki K ne tarafa doğru gelmektedir? Aşağıya doğru hareket etmektedir. Burada da hangisi büyüktür? T2 büyüktür arkadaşlar. T2 de sonuç olarak yukarı doğru hareket etmektedir. K aşağıya doğru hareket ederken dolayısıyla o da T1'den büyük olacaktır. Şimdi bunların değerlerine 20, 20, 20 yazarsak sonuç olarak buraya mesela ne diyebiliriz? Atıyorum 25 diyebiliriz. Buraya da 15 diyoruz. Bunları tamamen kafadan veriyorum değerler. Ama siz de bulabilirsiniz. Kolaylık olsun diye verdim. Şimdi peki T2 ile T1 eşit mi çıktı? Hayır, eşit çıkmadı. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Biz doğruyu arıyoruz. T1 gerilmesi
ip M'nin ağırlığından büyük müdür? T1'e dikkat edin 15. M'nin ağırlığı nedir? 20. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Tek doğru vardı. O da B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar ve 9. sorumuza geçiyoruz. Evet, 9. soru arkadaşlar. Yerde duran bir cismin varmış. Bunu yukarı doğru bir kuvvet uyguluyorlarmış ve kuvvet uyguladıktan sonra ivmesi gitgide artmaya başlıyormuş. Dolayısıyla yerde bir cisim varsa ve ben onu kaldırabiliyorsam arkadaşlar 20 Newton'luk kuvvetten sonra o halde cismimizin ağırlığı nedir? 20 eşittir mg'den. Bu cismimizin ağırlığı m eşittir 2 kilogram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki F eşittir MA'da ne olduğunu biliyoruz. Şöyle F eşittir MA'yı yazalım. Burada bu kenarımızın uzunluğu F eksi 20'dir. Bu kenarımızın uzunluğu A'dır. Burada bir üçgen oluşmuş durumda arkadaşlar. Buradaki bu üçgeni yani A bölü F eksi 20. Hemen yazalım. A bölü F eksi 20 neye eşit olacaktır arkadaşlar? Ben artık F yerine ne yazıyorum? F eksi 20 yazıyorum tabii ki. A bölü F eksi 20 yani tanjant buraya alfa diyelim. Bu da neye eşit olacaktır arkadaşlar? 1 bölü M'ye eşit olacaktır. Şimdi buradan itibaren artık problemimizi çözmeye başlayabiliriz. A yerine yani buradaki A yerine 5 yazacağım. F eksi 20'yi bırakalım. Buradan 1 bölü M yerine de 2 yazarsam buradan F ne çıkacaktır arkadaşlar? Siz işlemleri yapın. 30 Newton çıkacaktır. Demek ki ben 2 numaralı yargıyı da bulmuş durumdayım. Peki şimdi ben artık 40 Newton uygularsam ivmesi ne olacaktır? Acaba 10 olacak mı? Ona bakalım. Yani buradaki bu genel formülümüzde yerine koyalım. Dolayısıyla A eksi ne yazıyorum bu sefer? 40 yazıyorum. 40 eksi 20 eşittir 1 bölü 2 diyeceğim. Buradan işlemleri yaparsam A bölü 20 eşittir 1 bölü 2 diyeceğim. Yani A eşittir 20 bölü 2'den 10 metre bölü saniye kare çıkacaktır arkadaşlar. O yargıyı da bulmuş durumdayım. Dolayısıyla her üçü de doğrudur. Yanıtımız E şıkkıdır diyorum ve 10. sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. FTP arasındaki ilişkiyi soruyor. L'nin ağırlığına P diyor arkadaşlar. Ve saat yönün ters yönünde bir hareket söz konusu. Sürtünmesi önemsiz düzenek arkadaşlar. Nasıl bir ilişki kurarız? Arkadaşlar bir kere L cismi yukarı doğru çıktığına göre dolayısıyla T büyüktür P diyebiliriz. Peki burası da aynı ipte aynı gerilme varsa o zaman burada da T diyebiliriz. K cismini F sol tarafa eğer hareket ettirebiliyorsa dolayısıyla F de büyük T diyebiliriz. Bu eşitliklerden sonuçta F büyük T, T de büyük P sonucuna ulaşırız ve cevabımız da C seçeneği deriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, bu da çok güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. X'in kütlesi M, dolayısıyla MG bunun ağırlığı. Bunun ağırlığı da MG. Bunun ağırlığı 2MG arkadaşlar. Hemen şekil 1'deki A1'i yazalım. A1'i yazarsak bir kere neye böleceğiz? 3M'e böleceğiz. Sadece harekete sebep olan MG'dir arkadaşlar. A2'yi yazarsak 2MG ile MG farkıdır. 2MG eksi MG. Bu da toplam kütle 3M'dir. Taraf tarafa böldüğüm zaman 3M'ler tabii ki birbirini götürüyor. Burası da ne oluyor arkadaşlar? MG bölü 2MG eksi MG. Bu da MG oluyor. Sonuçta oranları 1 oluyor arkadaşlar. Yani yanıtımız D şıkkı olmakta. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Cisimler sağ tarafa doğru buraya sabit bir hızla gitmektedirler. Z'nin kütlesine ben arkadaşlar şöyle diyeyim. 2mg diyeyim. Buraya da mg diyeyim. Sabit hız olduğuna göre demek ki burada bir sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetinin değeri de arkadaşlar mg olacak. Çünkü mg ile net kuvvetin yani mg eksi mg'nin yani sonuçta sola doğru kuvvetlerle sağa doğru olan kuvvetlerin farkı yani F net eşittir sıfır olduğu için sistem sabit hızda gitmektedir. Yani sabittir. Şimdi sol tarafa doğru hızlandırıldığında yani bu tarafa doğru hızlandırıldığında artık ne olacaktır? Sistem
bir müddet sonra sağ tarafın kuvvetleri, yani Z ve Y'nin ters yöndeki kuvvetleri toplamı Mg artı 2Mg, 3Mg olduğu için sistemi durduracak, bir müddet sonra yavaşlatacak ve durdurduktan sonra da artık tekrar bu tarafa doğru harekete geçirmeye çalışırken 2Mg bu tarafa doğru, X'in bu tarafa doğru Mg'si var. Bir de yukarıda ne var arkadaşlar? Ters yönde bir sürtünme kuvveti var. Durduktan sonra dikkat edin, tekrar hareket etmeyecektir. Çünkü neden? Bu sistemde artık F net sıfırdır. Yani duran bir cisme, hatırlayın arkadaşlar, Newton'un birinci kanunu ne diyordu? Duran bir cisim üzerinde eğer F net eşittir sıfır ise cisim durmaya devam edecektir. Yazıyorum buraya, durmaya devam edecektir. Sonuçta cisim ne olacaktır? Devam edecektir. C şıkkına dikkat edelim. C şıkkına ne diyor? Önce yavaşlar, durur diyor. Sonra da durmaya devam edecektir. Çünkü F net sıfırdır burada, dediğim gibi. Son soruya geldik arkadaşlar. Bir başka testte tekrar görüşmek umuduyla diyorum. Takipte kalırsanız sevinirim. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu testi de bu şekilde bitirdik. 60 civarında testi geçmiş durumdayız endemikte. Supara'da da tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.